Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte şu elimde görmüş olduğunuz televizyon kumandası kalınlığındaki kutunun içerisinden iPhone 12 çıkaracağız. Şimdi arkadaşlar direkt tepe çekime gideceğiz ama gitmeden önce şu tarz detaylardan bahsetmem lazım. Öncelikle bu telefonun biz açmasına katkı sağlayan İzmir Tarhan GSM'e buradan teşekkürlerimizi iletelim. Ve devam edelim arkadaşlar. İlk yapacağımız şey tabii ki de tepe açıya geçip şu incecik kutuyu açmak. Yani ciddi söylüyorum, ilk hissiyat olarak Xiaomi Mi Band 5'e benziyor kutusu. Şimdi telefon burada arkadaşlar. İlk olarak söylemek istediğim şey, benim de bayağı şaşırdığım şey şu gördüğünüz kalınlık arkadaşlar. Kutunun içerisinde hiçbir şey olmadığı için telefon hariç. İki parmaklık benim tombul parmaklarla bir kalınlık olduğunu söyleyebilirim. Pakette değişen bir şey yok, bildiğiniz paket. Bu arada bu model 12 Pro, zaten söylemiştim. Zart diye çıktı oğlum telefon. Kutusunda şöyle üzerinde bir kabartma telefonu var. Bu sanki önceden de böyleydi. Tam hatırlamıyorum. Böyle mavi şekilli şükürlü. Bizimki mavi ama Apple'a sorarsanız Pacific Blue rengi. Şuradan telefonun bu ne lan? Çevrecilik adına Apple bu sene telefonlarını şaka şaka. Şöyle çerçeveler bayağı dikkat çekiyor arkadaşlar. iPhone 5'lerde görmüş olduğumuz çerçeve var. Telefonu elinize aldığınızda da bu çerçeveyi hissediyorsunuz. Mesela burada bende bir tane iPhone 11 var arkadaşlar. Onunla kıyasladığım zaman telefonun tutuş hissiyatı ve ağırlığı bayağı farklı. Şöyle geri dönelim. Şunun arkasında zaten 3 tane kamerayı görüyorsunuz. Başka herhangi bir etiket yok. Açma kapama tuşunu üstte aradım ama yanda. Telefonumuz şurada. Sinek de geldi. Hoş geldin Sinek. Normal benim bu zamana kadar gördüklerimden daha kalın bir kablo olduğunu söyleyebilirim. Lightning bir adet kablo çıkıyor arkadaşlar. Bunu işte şuraya takıyorsunuz. Gönül isterdi ki bir şeyler daha çıksın ama Apple yine çevreci olduğu için sizi düşünmüş. Ve küçücük bir çevrecilikten ötürü küçücük bir kartonun içerisine çevrecilikten notlar koymuşlar. Mesela çevreci bir adet çıkartma, çevreci bir hat sökme aparatı. Ama bu bir, ya bayağı çevreci bu bakın. Şu an içeriye oksijen saçıyor şu nimet. Çeşitli çevreci broşürler görüyoruz. Gelelim artık telefonumuzun kendisine. Şimdi ben şunun kurulumunu yapayım, hemen geliyorum arkadaşlar. Şimdi kurulumu tamamladık arkadaşlar. Yani ilk açılan ekranda değişen pek bir şey yok. Araç takımları falan filan. Zaten bunlar iOS 14 ile birlikte gelmişti. Şunu bir kaldıralım. Dediğim gibi en farklı durum telefonun çerçevesi olması. Şuradan bir ayarlarına girelim. iOS 14.1 iPhone 12 Pro modelimiz bizim elimizdeki. Yine bizim elimizdeki modelin kapasitesi 128 GB arkadaşlar. Hani üzerinde de 7 tane uygulama kurulmuş. Bir bilgi olarak. Şöyle bir hemen bir kamerasına bakmak istiyorum. Bir tane fotoğraf çekeyim. Bir tane de portre çekeyim. Bir tane de bizim Umut'u çekeyim. İlk fotoğraflarımızı çektik arkadaşlar. Arka kameranın portresi, yani şu anda ortamda ışık bir tık düşük olmasına rağmen çok kötü görünmüyor. Fakat tabii ki de bu tarz detayları en iyi detaylı incelemede öğreneceğiz. Bir önceki fotoğraf da yine Umut'u çektiğim arka kameraydı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir önceki baktığımız portreydi. Bu portre değil. Yani portre olana göre birazcık daha başarısız. Şu arkadaşlar benim az önce çektiğim TikTok selfiesi. Acılar içerisinde bakıyorum dünyaya. Ortamda ışık düşük olmasına rağmen arkadaşlar detaylarda böyle çok sıkıntılı bir durum görünmüyor şimdilik. Şu da normal fotoğraf, portre olmayan. Bir önceki nesil iPhone 11 ile şöyle ikisinin kamerasını yan yana açayım. Bu da her ikisiyle çektiğim ayrıca fotoğraflar. Bunları muhtemelen zaten ekranda görüyorsunuzdur. Şu da 11 Pro ile çekmiş oldum. 11 ile özür dilerim fotoğraf. Aynı kadraj, aynı bakış açısı. Biraz sanki 12 Pro'da şuradaki benim pürüzlenmeler görünmüyor gibi. Umarım siz de net bir şekilde görebiliyorsunuzdur. Bir de şöyle bir arka kameralarına bakalım. Bizim Umut'la test edelim. 12 Pro'nun, bu da 11'in arkadaşlar. Belki lensin biraz kirliydi, tam bilmiyorum. Ya da ışık buradan buna daha net geliyordu, onu da bilmiyorum. Tabii ki de bu tarz veriler şimdilik doğru olmayabilir. Onun haricinde telefonda tasarım anlamında değişen çok ciddi bir durum yok. Yine yan tarafta açma kapama tuşu. Tabii ki de dış çerçeve değiştiği için daha farklı bir renkte görünüyor. Öbür tarafta da yine telefonu sessize alıp çıkarabileceğiniz bir adet switch ve ses açma kısmı tuşları bulunuyor. Hat takma yeri normalde ses açma kısmı tuşlarının olduğu yere taşınmış. 11'de power tuşunun oradaydı. Bunda power tuşunda herhangi bir detay göremiyoruz. Arka kısmı mat bir renk arkadaşlar. 3 tane kamerası var. Akışkanlığında da herhangi bir problem yok. Bana soracak olursanız bir kutu açılış videosu için yeterlidir arkadaşlar. Detaylı inceleme videosunda görüşmek üzere diyelim. Ayrıca sağlamlık testinde ne yapmamızı istiyorsunuz? Fantastik fikirlerinizi yorum bölümünde bekliyoruz. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Web Tekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.